Aydın'ın Koçarlı ilçesi Yeniköy mahallesinde 10 yıldır hayvan üreticiliği yapan Muharrem Koyuncu'nun yanındaydık. Muharrem Koyuncu bizlere hem hayvan bakımını hem de maliyetlerinden bahsetti. Gelin birlikte izleyelim. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Yeniköy mahallesinde yaklaşık 10 yıldır hayvancılık yapan Muharrem Koyuncu, hayvan bakımında psikolojinin çok önemli olduğunu söyleyerek üreticileri de hayvanlardaki ciğer hastalığına karşı uyardı. Muharrem Koyuncu, hayvancılık mesleğinin sevgiden geçtiğini vurguladı. Ya hayvancılık öyle bir meslek ki ilk önce mesleğini sevmen lazım. Sevmeden hayvancılığın bir anlamı yok bence. Ondan sonra tabii ki eğer süt besiciliği yapıyorsanız kaliteli hayvan seçmeniz lazım. Damızlığa uygun hayvanları seçmeniz lazım. Ondan sonra besleme şartları çok önemli. En iyi beslenme şartlarında beslenmesi lazım hayvanların. Ondan sonra zaten kalite, beslenme oldu mu gerisi geliyor. Aydınlı üretici hayvancılıkta maliyete de değindi. Giderlerimizi kendi tarlalarımıza ekerek o şekilde karşılıyoruz. Öyle oldu mu maliyetler minimuma düşüyor. Önemli olan zaten bu. Kendin ekebiliyorsan, biçebiliyorsan, yemini, her şeyini karşılayabiliyorsan süt iyi para bırakıyor. Peki fiyatlar nasıl sütte? Şu anda fiyatlar pek memnun edici değil. İyi ama memnun edici değil. Biraz daha düzenleme yapılırsa hayvancılık gerçekten iyi bir meslek olabilir. Hayvanlarla özel olarak tek tek ilgilendiklerini söyleyen Koyuncu şöyle devam etti. Bakımı biz sabah akşam bakımı yapıyoruz. Rasyonlarını yapıyoruz. Dökme yem kullanıyoruz. Tabii ki bunların her biriyle sağlığıyla ilgileniyoruz. Hangisinin ne derdi var onları bilmek lazım. Hayvanlarda hangi türlü hastalıklara karşı korunabilir? Onların aşıları olur, iğneleri olur, bakımları olur. Veterinerimiz koordinatöründe bakımlarını yapıyoruz. Koyuncu, hayvanların gebe kalmasını engelleyen ciğer hastalığına karşı üreticileri uyardı. Geçirdiği hastalıklardan dolayı, yaşadığı şeylerden dolayı oluyor. Bu ne oluyor? Zayıflama oluyor. Bir daha gebe kalmama durumu oluyor. Bulaşıcı hastalıklar oluyor. Onlar hayvanda hemen belli ediyor. Hemen önlemini alıyoruz ama önlemini alamadığımız hastalıklar da oluyor. Artık onun çaresine bakıyoruz yani. Mesela en önemli durum ciğer hastalığı dediğimiz durumlar var. Hayvanların kilo almasını engelliyor. Bir daha gebe kalmamasına neden oluyor. Bunlar önemli. Eğer hayvan yaşlandıysa bunu derhal elinizden çıkarmanız lazım. Gençleştirmemiz lazım yani elimizdeki hayvanları gençleştirerek düzgün bir verim elde etmemiz lazım.